1999 senesine götüreceğim. Gerçi o seneden hiç çıkmadığınıza dair bir şey söylediniz az önce ama. 94 yılında Refah Partisi'nin ardından 99'da Fazilet Partisi'ne İstanbul Milletvekili olarak seçiliyorsunuz. Ancak yemin töreninde böyle bir Protestoyla karşı. protesto ile karşılaşıyorsunuz. Şimdi o döneme baktığımız zaman bir darbe atmosferinden bahsedebiliriz, değil mi? Böyle bir girişime, yani girişim böyle bir tercihe nasıl karar verdiniz? Ben onu merak ederek soruyorum. Tabii bir defa bana teklif parti tarafından yapıldığında ailemle istişare ederek karar verdim. Ama onun dışında eminim partide nasıl buna karar verirdi, onunla da ilgileniyorsunuz siz. Hepimiz yeni günlere tekamül ederek başlıyoruz. Siyasi hareketler de böyle. Geçmişinize bakıyorsunuz, nerelerde hata yaptınız, neler eklenebilir, hatalarınızı nasıl düzeltebilirsiniz. Bu noktada Fazilet Partisi İlk defa bir eğer resmi anlamda bir siyasi İslami hareket olarak kabul edilirse ki dünya literatüründe, akademide bu şekilde geçiyor. Kadınları üst düzeyde entegre etti içerisine. Ve dedi ki biz Türkiye'nin kadınlarını da kucaklayacağız. Türkiye'nin kadınları kimdir sevgili Kübra'cığım? Türkiye'nin kadınları bizleriz. Türkiye'nin kadınları başı açık kadınlar, başörtülü kadınlar. Keşke Türkiye'nin kadınlarına böyle başı açık kapalı, sarışın, mavi gözlü, kahverengi gözlü diye tarif etmek zorunda kalmasak. Ancak böyle bir kategorizasyon olduğu için buna bu şekilde açıklık getiriyoruz. Ve Türkiye'nin kadınlarının 1/3'ü, %69'u başını örtmekte. O zaman elbette ki değerli başı açık kadınlar o partiye davet edildiği gibi başı örtülü kadınlar da işte o makamlara yerleşecekti. Asıl mesele buradan çıktı. Ondan sonra başlayan bir zincirleme bir süreç devam etti. Ama burada hani Kübra'nın belki de demek istediği şey şu, biz birlikte de bu konuyu istişare ederek, konuşarak geldik. Çünkü şöyle biliyorsunuz 97 senesinde Refah Partisi iktidara gelmişti ama sonrasında kapatma davaları, böyle sıcak bir atmosfer demesinin sebebi o yani. Sıcak bir atmosferin neticesinde böyle bir olayın cereyan etmesi, elbette siz kendi durumunuzda demokratik anlamda çok haklı bir yerde duruyorsunuz ancak yani bulunan o atmosfer ışığında bu kararın neticelenmesi sizi şaşırtmış mıydı mesela? Siz orada meclise girerken bu tarz bir tepkiyle karşılaşmayı beklediniz mi? Yani tahmin ettiniz mi? Ama bunu tahmin etmenize rağmen bunun üzerine gideceğim ve mücadele edeceğim düşüncesi mi vardı kafanıza meclise girerken? Neydi? Belli bir protesto ve tahammülsüzlüğün olacağının idrakindeydim. Çünkü biz böyle bir Türkiye'de büyüdük, yaşadık, okuduk. Onun için bu olur. Ancak bu denli antidemokratik ve zorbacı bir tavrın bu aşamaya getirileceğini onu yapanlar da tahmin etmediler. Bu da böyle bir şey. Tabii şöyle bir şey de bir açıklama getirebilir olaya. Fazilet Partisi'nden 111 tane milletvekilisiniz. Bunların 3 tanesi kadın milletvekili. O 2 tanesi zaten başı açık olan milletvekilleri. Sistem, rejim, Kemalist rejim, o partinin içerisindeki erkeklerle herhangi bir probleme sahip değil. Evet, problemi var ama sizinle aynı ideolojiyi taşıyor olmalarına rağmen kendilerini size tehdit görmüyor. Sizi tehdit görüyor. Burada bir tabii bir cinsiyet üzerinden yürütülen bir Türkiye Cumhuriyeti Kemalist rejim projesi de var. Kadınlık Ondan olarak da dolayı bir da azınlık var yani. Aslında sadece başörtülü olmaktan daha ziyade meclisteki kadın oranı da çok az olması. trajikomik Evet, rakamlarda çok az. %3,4 o Evet. dönemde Her şey çok yeni yani. Hani her şey mesela çok yeni ve ama onun da ötesinde Cumhuriyet'in ilk kuruluş itibariyle bugünlere baktığımızda başörtüsü gibi İslami kimliği ortaya koyan bir ögenin perifere itilme projesine
bir yerde bir çomak sokmak gibi algılandı. Evet. Benim orada o makamda bulunmam. Kaldı ki orası devletin makamı değildi. Orası bir milletin temsil edildiği bir yer. Benim özel olarak merak ettiğim başka bir şey var. Cemil Çiçek'le yapılan bir röportaj esnasında, okudunuz mu o röportajı bilemiyorum. Orada şöyle bir şey söylüyor. Aslında dikkatli bir izleyicinin orada tahmin edebileceği şeyler. Sizin meclise gireceğiniz daha önceden bir takım partideki kişilere sızmış olabileceği. Onu da şuna dayanarak söylüyorum. Şimdi orada bir konuşma metni vardı hatırlarsanız. Bu kadının haddini bildiriniz konuşma. Bir metin tarafından okunuyordu. Sayın Bülent Ecevit tarafından elinde bir metin vardı. Daha önce böyle bir şeyin haberi ve planı yapılmış olmalı ki o metin hazırlanmış olsun. Değil mi? Bunun sizden haberiniz var mıydı? Yani böyle bir böyle bir hazırlığın olduğunu, sizin oraya çıktığınızda bu tarz bir tepkiyle, yani yazılı bir tepkiyle, çünkü o yazılı bir tepki aynı zamanda, karşılaşacağınızı düşünmüş müydünüz? Yani bu sizin kulağınıza gelmiş miydi böyle bir hazırlığın daha önce yapıldığını hakkınızda? Hayır, hayır. Öyle bir hazırlığın varlığından haberim yoktu benim. Ama dediğim gibi yani benden hoşlanmayacak, bana çeşitli tavırlar takınacak insanların olabileceğini düşünüyordum. Ama böyle bir organize tavrın takınılacağını, hayır, peki, ben bilmiyordum. O anı yaşadıktan sonra Fazilet Partisi'nin tepkisi ne oldu o dönem? Yani o andan itibaren söylüyorum. Fazilet Partisi'nin tepkisi de birazcık rejimin neden öğretirleri. Hayır, mi? Hayır. Rejimin öğretirleri doğrultusunda oldu. O da baktığımız zaman beni oradan dışarı çıkartan, dışarı dışarı diye bağıran kesimin tavrı olmadı. Unutalım, yok böyle bir şey, ne zaman girdi, böyle bir şey bilmiyoruz ha getirdiler. O da şöyle oldu, yani şu anda baktığınız zaman her şey benimle alakalı olarak arşive kaldırılmış durumdadır. Yani Merve Kavakçı'yı eski milletvekili olarak göremezsiniz, milletvekilleri evet, sayısı arasında. Ben. Ayrıca o günkü genel kurulda yaşananlar da ortada yoktur. Yani o dışarı dışarı o kadar yüz kızartıcı bir şey ki milletimiz açısından, meclisin itibarı açısından onların hepsi tamamen uluslararası arenada problem çıkartabileceği için kaldırılmış. Unutalım, yok böyle bir şey. Zaten onun içinde o minareye kılıf hazırlandı ve vatandaşlıktan dolayı milletvekilliğim düşürüldü vesaire. Partide de tabii bir kapatılma sendromu, bir suçluluk duygusu. Çünkü sonuç itibariyle bir vekilin yemin edememesi. Sizi temsil eden bir kadın vekilin ayrıca. Başı örtülü, başarısız genç olmuş bir kadın olarak vekili. Mı düşündüler? Bu başarısızlık değil ama bir sindirilme. Ama bugün biliyoruz ki belli telkinler yapılmış, askeri cenahtan vesaire vesaire, yani benim kulağıma daha sonraki yıllarda gelen ortaya bir böyle korkuyla beraber haliyle üzerlerine getirilen bu baskı sebebiyle de biz de bunu yok varsayalım. Tabiri caizse. Böyle bir psikoloji içerisinde olundu tahmin edebildiğiniz gibi. Zaten onun için de ben ondan sonra kendi yolumu kendim çizdim. Aslında tek başınıza verdiğiniz kararda tek de devam etmiş oldunuz. Yani partiye bağlı bir insandınız ama o meclise girdiğiniz ve yemin etme töreninde yaşadığınız olay sonucunda tek başına mücadele etmiş olarak sayabilir miyiz sizi? Birazcık. Benim tek başıma değil ama milletle beraber. Çünkü milletimizle beraber şöyle bir şey oldu o günlerde. Şimdi daha da böyle gündemin verdiği heyecan içerisinde tekrar tekrar hatırlıyorum. Bu halk, beni oraya seçen halk, ki bu sadece İstanbul seçmeni değildi, artık bir Türkiye milletvekilisiniz o andan itibaren. Gireceksin değil mi? Başını açmayacaksın değil mi? İki ana soru. İlk duyduğumda böyle telefonlar çalıyor devamlı evde, cebimde vesaire, asistanlarımın çok ters bir soru olarak algılamıştım. Böyle bir sorunun bana sorulmasını bile hakaret addetmiştim ki ben bu ülkeden çıkıp gitmişim, tıp fakültesi gibi bir eğitimimi yarıda bırakmışım. Yabancı bir ülkeye ailecek genç yaşlarda evet, göç etmişim sadece kaldım. Eğitimden dolayı. Ama tabii anlıyorum ki yani o dirayeti gösteremeyen de olabilir düşüncesiyle belki halkımızda böyle bir endişe vardı. Yani ben bu mücadeleye bir yerde bana destek olan, dualarıyla destek olan insanlarla beraber devam ettim. Mecliste yaşananlardan sonra da
başörtüsü, mücadelesi, mücadelesi benimle beraber yapan, bu işin mağduru olan, bu işin acısını gün be gün yaşayan aslında kadınlarla o noktadan itibaren başladı ne başladıysa. O zamana kadar belki de bilmiyorum doğrulayacak mısın sözümü, bir başörtü sorunu zaten vardı. Evet. Yurt dışında okumanızın sebebi de buydu. Ama bu bir örtülü bir şekilde halkın içinde vardı ve çok da fazla dile getirilmiyordu. Ama evet, o aşamadan itibaren, yani meclise girme girişiminden itibaren o süreç tamamen artık herkesin kendi fikrini ortaya koyduğu, herkesin fikirlerini söyleyebildiği, kara veya ak olarak ayrıldığı bir dönemece girilmişti değil bir mi? Bir ayıraç oldu. Ayıraç elbette oldu ki demokratik olduğunu iddia eden laik kesim için bir ayıraç oldu. Liberal evet, kesim için, rejim için, Kemalistler için oldu ve Müslümanlar için. Kendini aynen, Müslüman evet, addeden ve İslami kimliklerini her şeyin üstüne koyan insanlar için de bir ayıraç oldu. Evet, yasak 80'ler itibariyle bizim hayatımıza yön veren bir olguydu. Ve ondan sonra 99 senesinden sonra da bir yerde Türkiye'nin dünya dışında adının beraber anıldığı bir sorun haline geldi. Ben bunu önemsiyorum çünkü sorunu tanıyacağız, problemi çözeceğiz, ve ileriye yürüyeceğiz. Sohbetimiz reklamlardan sonra devam edecek.